Müstevrid İbni Şeddat radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Bu konudaki diğer bir rivayet de Cabir radıyallahu anh'ten. Şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün pazar yerine uğradı. Etrafında ashabı da vardı. Resulullah küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onun kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister?" buyurdu. Ashab, "Daha az parayla da olsa biz almayız. Onu ne yapalım ki?" dediler. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Size bedava verilse ister misiniz?" diye sordu. Onlar, "Allah'a yemin ederiz ki o diri bile olsa kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüsünü ne yapalım?" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a yemin ederim ki Allah'a göre dünya önünüzdeki şu ölü oğlaktan daha değersizdir." Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ebedi olan ahiret hayatıyla dünya hayatı kıyas kabul etmez şekilde farklıdır. 2. Dünyanın her çeşit malı, mülkü, zenginliği, mevki ve makamı geçicidir. 3. Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. 4. İnsanın gayesi ve hedefi ebedi olan ahiret hayatını kazanmak olmalıdır. 5. Peygamberimiz ashabını eğitirken her fırsatı değerlendirmiştir. İslam eğitimcilerinin bunu dikkate almaları gerekir. 6. Necis olan bir ölü kokup dağılmamışsa ona dokunmak yasaklanmamıştır. 7. İnsanlar nazarında bir ölü oğlağın değeri olmadığı gibi Allah yanında da bu dünyanın bir kıymeti yoktur. 8. İnsanlar sanki ebediymiş gibi bu dünyaya bağlanıp kalmamalıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bizlere bu hadis-i şerifleri anlamayı ve uygulayabilmeyi nasip eylesin. Amin.